bir entropi yasası da gördük. Entropi yasası bize ne der? Kompleks yapılar bozulmaya mahkumdur. Ama evrimle birlikte ben şunu görüyorum. Yanlış anladıysam lütfen düzeltin. Basit organizmalardan kompleks yapı oluşuyor. Fizik de bilim, genetik biyoloji de bilim. Kendi içinde bir çelişki mi var? Hayır, termodinamik yasasına... Yanlış yerlerden bakıyoruz. Mesela tapla samanı mı karıştırıyor? Buyurun hocam. Çünkü sorulmuş bir soru. Sorulmuş bir soru. Entropiyi ihlal etmez ama dediğiniz soru tarihte gündeme gelmiştir. Evet, ihlal etmez. Hatta canlılığın böyle biyoloji felsefesinde mesela canlılık için gereken özellikleri kimisi 102'ye kadar çıkartan kitaplar var. Canlı için gereken özellikler. Ama bunlar tabii 3-4'e indirgenebilir. Ama mesela bir kısım tariflerde canlıyı bile tarif ederken işte entropiye karşı dirençli varlık oluyor. Fakat dirençli olması entropi yasasını ihlal edildiğini göstermiyor. Entropinin bedeli çünkü toplam sistemde entropi her zaman artar. Evet. Oradaki bizim çok entropiyi bir yerde sabit kendi değil vücudumuzda yani, düşürmemizin bedelini biz dışarıda illaki ödenir. Mesela diyelim ki ben vücudumda düşük entropiye ihtiyaç duyuyorum. Şurada sizin verdiğiniz sağ olun kurabiyeleri vermişsiniz yiyorum. Buradaki buğdayı mesela yok ediyorum. Afiyet olsun değil hocam. Mi? Fakat buradaki buğdayın dünyada... Şunu benim yiyip de düşük entropi almam için buğdayların yok edilmesiyle artan entropi benim buradan aldığım düşük entropiden toplamdan daha fazla olur. Yani sonuçta entropi yasasının bir ihlali şeklinde bir durum yok. Ama bir, yani tabii bu bir de biyoloji felsefesi açısından bir şey değil mi burada şey? Yani şeyi anlamak lazım. Şimdi fizik tek parçacıklarla uğraşıyor. Mesela ne bileyim yani protonlarla, elektronlarla, diğerlere temel yasalarla uğraşıyor. Fizik de ondan matematiksel yasayla daha çok birçok şeyi tahmin edebilmeniz mümkün. Ama fiziğin içinde bile, bakın dikkat edin, iki parçacıklı sistemlerden üç parçacıklı sistemlere gitseniz de dikkat edin, yeni bir fizik yasası devreye girmiyor ama işte kaos teorisi dediğim şey orada karşımıza çıkıyor. Orada bile hesap edilirlik zorlaşıyor. Şimdi fizikteki yapılar birleşip kimyadaki işte moleküller karşımıza çıkıyor. Kimya moleküllerin daha kompleks bir hal almasını biyolojik moleküller çıkıyor. Biyolojik moleküller canlı organizmaya alıyor. Şimdi canlı organizmaların buradaki hareketinde sizin yani bir fizikteki gibi yasayla bunu öngörebilmeniz mümkün değil. Ernst Mayr gibi ki biyoloji açısından ben yani bana biri sorsa ki yani biyoloji nereden öğreneyim? İki tane isim söylerdim. Biri Ernst Mayr olurdu, biri Theodosius Dobzhansky olurdu. Ernst Mayr'ın da dediği şeyden biri şu, matematiksel bilimlerden beklediğimiz şeyi biyolojiden beklememiz lazım. Her ne kadar moleküler saat gibi Ergi Hocam'ın uyguladığı yaklaşımlarla matematik biyolojiye dahil olsa da o tarz bir matematik uygulamada aslında bir matematiksel fizikteki anlamda bir doğa yasasının uygulaması değil tam manasıyla. O yüzden biyolojideki belli şeyleri öngörmek, tahmin etmek birçok bilime nazaran yani fizikteki tahmin edilirlik oranına göre çok daha zor. Yani bir kere entropi ile ilgili sözünü buldum Caner Hocam. Hemen bir şey daha ekleyeyim ben. Güzel bir noktaya değindi çünkü Caner Hocam. Şimdi hakikaten de bir karmaşık bir sistem oluşurken, kararlı hale geçerken fakat genel olarak sistemin entropisini arttırıyor. Şimdi mesela çok daha basit bir şey söyleyelim, daha görünür bir şey. Yaşlanmayan, yok olmayan canlı var mı? Yok. Yani görece çeşitli bir bozulmadır diyorsunuz. Elbette yaşlanma bir bozulmadır sonuç itibarıyla. Yani mesela kararlı varlıkların sayısının artışını azaltır. Neden? Çünkü yaşlanan bireylerin üreme başarısı düşüktür. Veyahut da şeyde de gözüküyor entropi. Mesela burayı diyelim klimayla serinlettiğimizde buradaki entropiyi düşürüyoruz. Evet. Ama bir yerde o klimanın dış makinesi veya diğer yapılan şeylerden yine toplam entropi artıyor. Yani entropi toplam olarak hesaplanan bir şey. Yani bir noktadaki düşen entropi hiçbir zaman entropi yasasının ihlali değildir. Ona dikkat etmek lazım. Yani toplam sistemle ilgili bir yasadır entropi. Ya resmin bütününe bakmak lazım. Evet.